Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Burhan'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nasılsınız muhterem hocam? Hoş bulduk, Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hamd eder, şükrederiz. İnşallah hepiniz iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Muhterem hocam sizin olmanı mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Tarikat bugünkü konumuz. İnşallah. Uygun görürseniz ilk sualimizden başlamak istiyoruz muhterem hocam. Muhterem hocam tarikat deyince ne anlamalıyız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Tarikat deyince yollar anlamalıyız. Çünkü tarik yoldur. Tarikat da bunun çoğuludur, yollardır. Tarikat deyince yollar anlamalıyız. Sırat-ı müstakim yol anlamında tekil olarak kullanılan bir sırat-ı müstakim var. Sırat-ı müstakim hidayete erdiren yol olarak zikredebiliriz. Ama tarikat ise hidayete vesile olmak açısından ve sebiller de hidayete vesile olmak açısından göz önüne alması lazım ama hidayete erdiren her devirde Allah'ın tasarrufunda olan tek kişi devrin imamıdır. O sırat-ı müstakimde vazifelidir. Ama devrin imamını temsilen diğer bütün veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Ve onlar Allah'ın sebilleri üzerinde vazife yaparlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, Efendimiz buyuruyor ki tarikat bir kurtuluştur. Tarikat insanları nasıl kurtuluşa ulaştırır Muhterem hocam? Evet, gerçekten tarikat bir kurtuluştur. Çünkü Allah'a ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. 1. bölüm yeryüzünde, yeryüzünün satına paralel kişinin mürşidine tabi olduğu yerden devrin imamının ana dergahına ulaşan sebiller, yollar var. Sebil Arapça'da yoldur. Sebile subul, yollar anlamına geliyor. Ama bu yollar kişinin mürşidine tabi olduğu yerden devrin imamının ana dergahına ulaşana kadar baş gözüyle görünmeyen yeryüzünün satına paralel yollar, sebiller akla geliyor. Ama tarikat deyince Müminun suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَلَّقَدْ خَلَقَنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْحَ تَرَائِكَ مَا كُنَّا عَنَا خَلْقٍ غَافِلٍ. Allah-u Teala buyurur ki لَقَدْ andolsun ki خَلَقْنَا biz sizin üzerinize 7 tane yol yarattık. Tarik yoldur. Teraik de tarikat da yollar anlamına geliyor. 7 tane yol. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her bir gök kadı, yani her bir tarik 500 ışık yılı mesafede bir mesafeyi ifade ediyor. Ve bu 7 tane tarikin birleşmesi tarik-i müstakimi ifade ediyor. Tarik-i müstakim neden önemli? Akâf suresinin 30. ayet-i kerimesinde Ya kavmena inne semina kitaben unzile min ba'di Musa musaddiqan lima beyne yedeyhi ve yehti ilel hakki ve ile tarik-i müstakim. Onlar ey kavmimiz, muhakkak ki biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen onların elindekini tasdik eden, şimdi Hazreti Musa'dan sonra indirilen İncil'dir. Muhakkak ki biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Bu Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat, Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra indirilen İncil ve onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran, tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap Kur'an-ı Kerim dinledik. Öyleyse burada bir neticeye ulaşıyoruz. Tarik-i müstakime ulaştırma.
Nedir bu? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim. O zaman Kur'an-ı Kerim ile kesinlikle tarik-i müstakim arasında kesin bir ilişki var. Kişi tarik-i müstakime, yani devrin imamının ana dergâhına gelmeden evvel nasıl bir yapı içerisinde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur. İşte tilavetle devrin imamının ayetleri tilavet etmek suretiyle o kişileri Allah'a davet etmesi, daveti kabul edenler devrin imamının ana dergâhına ulaştıklarında o zaman hidayetle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarlar. Evvela tilavet, tilavet bir davettir. Hidayet ise kesinlikle insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Onun gerçekleşebilmesi için de mutlaka yedi kademede nefsin tezkiye olması lazım. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, tarikatın başlangıç yolları olan sebile nasıl ulaşılır? Tarikatın başlangıç yolları olan sebile, sebillerde vazifeli olan Allah'ın vekil mürşitleri, veli mürşitleri var. Veli resulleri var. Yani kısacası hidayete erdiren her devirde bir tek kişidir. Kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. O hidayete erdirendir. Ama onun dışındaki veli resuller olsun, veli mürşitler olsun, vekil mürşitler olsun, hepsi sebiller üzerinde insanları Allah'a davet ederler. Mümin suresinin 38. ayet-i kerimesinde وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَ يَا قَوْمِ Müminin 38 değil, mümin 38. وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَيْتِكُمْ سَبِيلَ رَشَاد İşte burada bir vekil mürşid, bir veli mürşid diye ifade edebiliriz. O amenü olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne diyor? Kalezine amene, amenü olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. İrşat yolu devrin imamının bulunduğu yerden başlayan bir muhteva ifade ediyor. Bana tabi olun. O amen olan kişiye tabi olmak, o kişinin ruhunun kendisinden ayrılması, evvela yatay sebil üzerinden ana dergâha ulaşması, ama devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Dolayısıyla bu kişi bir sebilde vazifeli. Sebil-i reşat, yani irşat edici yol, orada vazifeli. Ancak ona tabi olunması halinde sebil-i reşada ulaşabiliyor. Sebil-i reşat ise kişinin tabi olduğu yerden devrin imamının ana dergahına ulaşan yeryüzünün satına paralel bir yol. Sebil-i reşatler çok olabilir. Hepsi nereye ulaştırıyor? Hepsi ana dergaha ulaştırıyor. Ama ana dergâhtan levh-i mahfuza ulaştıran yol yedi tarikten ibaret olsa dahi tek bir tarik-i müstakimi ifade ediyor. Daha sonra da yedi alemi birleştiren, Allah'a ulaştıran bir de sirat-ı müstakim var. Ve yoklukta varlıklar alemin son noktasından yoklukta Allah'ın zatına arşa ulaştıran bir sirat-ı rabbike müstakim var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Allah-u Teala'nın sebili, tarik müstakim ve sırat müstakim arasındaki ilişki nedir? Allah-u Teala'nın sebili, tarik müstakim ve sırat-ı müstakim, bunların hepsi Allah'a ulaştıran yolun bölümleridir. Sebil, Allah'a ulaştıran yolun birinci yatay bölümüdür, ana dergaha kadar. Tarik-i müstakim, Allah'a ulaştıran yolun ikinci dikey bölümüdür. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun üçüncü yatay bölümü. Levh-i mahfuzdan varlıkların son noktasına kadar yedi alemi birbirine bağlayan yoldur. Ve dördüncü bölüm, Sırat-ı Rabbike müstakim,
varlıklar alemin son noktasından Allah'ın zatında biten yoldur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Allah-u Teala'nın sahabenin bu zamanın insanlarından en büyük farkının tabiyet olduğunu söylüyor. İhsanla tabiyet nasıl gerçekleşir Muhterem Hocam? Gerçekten Allah-u Teala'nın hep bütün insanlara farz kıldığı ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam. Bu din üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor ve şirkten beri olmak demektir. Tevhid, Allah-u Teala'nın tek Allah'a iman eden, şirkten beri olan insanların vücuda getirdiği tek cemaat. Bu da ihsanla tabiyeti gerektiriyor. Ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yani başkaları için yaşamak. Siz ruhu Allah'a teslim ederseniz Allah'ın sizin ruhunuza ihtiyacı yok. Siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz Allah-u Teala'nın da buna ihtiyacı yok. Siz nefsinizi Allah'a teslim ederseniz Allah'ın buna da ihtiyacı yok. İradenizi teslim ederseniz buna da ihtiyacı yok ama Allah'ın sevdiği ihtiyaç sahibi olanlar var. Dolayısıyla üç esas üzerine bina edilen ezeli ve ebedi din babamız İbrahim'in Hanif'in Arapça değil İslam. Birinci faktörü vahdet, Allah'ın tekliği şirkten beri olmayı ifade ediyor. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kesinlikle o kişinin ihsanla ikinci safhada mürşidine tabi olması mümkün değil. Öyleyse ihsanla mürşide tabi olmak evvela bir kalbi dileği gerektiriyor. Çünkü kalben ulaşmayı dilerse ki Allah-u Teala ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. İlmi her şey kuşatmıştır. Manası ne? Manası şu, her şeyi biliyor. Öyleyse her şeyi biliyorsa kalbimizdekini de biliyor mu? Evet biliyor. Kalbimize baktığı zaman bu Allah'a ulaşma talebi varsa 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Evet, 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahmetini o kişiye göndermek üzere. Tekrar ediyoruz. Ne demiştik? Zatıyla Allah yoklukta ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatan Rabbimiz her şeyi biliyorsa kalbimizdekini de biliyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Huve alemu bizzati südür. Ennallâhe alimu bizzati südür. Sadırlarda kalpte olanı en iyi bilendir. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah göğüslerde olan en iyi bilendir. İşte bu Allah'a ulaşma dileği, takva, kalbimiz Allah gördüğü an derhal Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve rahmetini o kişiye göndermeye başlar. Ve kişi 12 tane ihsanla, 7 Furkan artı hidayetle kalbe ulaşmak, kalbin Allah'a dönmesi ve kalbe giden nur yolunun açılması, böylece 5 kalp şartının sahibi olan kişi aynı zamanda 12 tane ihsanla hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman 12 tane ihsanla o kişi ikinci safayı da derüte eder, yerine getirir. Dolayısıyla birinci safa vahdet, ikinci safa tevhid. Tek cemaat. Ama bu tek cemaatin tek bir gayesi var. Allah için olması. Allah için olmak, başka insanlar için yaşamak. Öyleyse Allah cephesinden Allah'ın tek bir cemaati var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, tarikat mensubu olmayan insanlar müminler safında yer alabilir mi? Tarikat mensubu olmayan insanlar müminler safında yer alamaz. Çünkü kimdir tarikatta yer alan kişi? Mürşidine tabi olan kişi. Tarikatta yer almayan kişinin mürşidi yok, mürşide tabi olmayacak. Mürşidi olmayan mürşidi kim? Şeytan. Yani Allah şeytanı dost edinenlere diyor ki siz benim düşmanım ve sizin düşmanınızı dost mu ediniyorsunuz? Kehf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Kehf 50'de meleklere Adem'e secde edin demiştik.
İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu, bakın şimdi, Rabbinin emrine yapmayarak fıska düştü. İblis bir fasık ve hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Yani insanların Allah'a dost edinmesi gerekirken, Allah'a ulaşmayı dileyerek, tabiyetini gerçekleştirerek, tam tersi Allah'a ulaşmayı dilemeyerek, mürşide karşı çıkarak, siz o düşmanınızı, benim düşmanım ve sizin düşmanınızı dost mu ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel diyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, insanlık tarihi boyunca İslam'ın gerekenlerini gerçekleştiren herkes tarikat ehli olmuş mudur? Tarih boyunca Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah-u Teala'nın ilmi, tekrar ediyorum, her şeyi kuşatmıştır. İlmi her şeyi kuşatan Allah-u Teala bütün kalplerdekini bilendir. Kalpte bu talebi gördüğü an 99 esmanın sahibi Rabbimizin Rahim esması ile tecelli etmesi, ona rahmetini göndermesi %100 kesindir. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması, Allah'ın Rahim esması ile ona tecelli etmesi, bundan sonra Allah-u Teala'dan aldığı yardımla o kişinin ezeli ve ebedi kainatın tek dinini yaşaması manasına geliyor. Öyleyse herkes yaşamıştır. Kalben ulaşmayı dileyen, 12 tane insanla tabi olan, tabiyetini gerçekleştiren herkes kesinlikle Allah'ın dinini yaşamıştır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, tarikatlarda hidayete erdirenler ve hidayete erdirmeye vesile olanlar arasındaki fark nedir? Evet. İslam'da, Kur'an'da, tarikatta hidayete erdirenler her devirde bir tek kişidir. Yani vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamıdır. Asaleten devrin imamı bir nebidir. Vekaleten devrin imamı bir veli resuldür. Ve İmam-ı Rabbani belki de en güzel şeyi ifade etmiş. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutb-ı nübüvvet ve kutb-ı velayet. Mesela sahabe kutb-ı nübüvvetle hidayete erdiler. Çünkü onları hidayete erdiren asaleten devrin imamı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Peygamber Efendimiz'den sonra Hulefai Raşidin'le başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan tabiyetle hidayete erenler kutbu velayetle hidayete ererler. Şöyle söyleyelim. Allah'la insan arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Allah'a en yakın olan nebilerdir. Her zamanda nebi yok. Çünkü nebiler arasında fetret dönemi var. Maide 19. Her kavimde de nebi yok. Her zamanda nebi yok. Her kavimde de nebi yok. Ve her mekanda da nebi yok. Öyleyse zaman, mekan ve kavim itibariyle nebinin olmadığı zamanlar var. Ama nebiden sonra imamet geliyor. Her devirde devrin imamı var. Ya bu asaletin devrin imamıdır ya bu vekaletin devrin imamıdır. Ama devrin imamı hep var. Devrin imamı Resul'dür ama her Resul devrin imamı değildir. Öyleyse her devirde kesinlikle devrin imamı varsa imam Resul kesinlikle var. Mesela şu anda hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Resul'dür. Başka zamanda başka veli Resuller vardı. Allah onları seçmişti ama imamet var. Her kavimde, her zamanda, her mekanda var olan kavim Resulleridir. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Nâs suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَهُ تَعْوُتًا. Ama bu veli Resuller de Allah Teala Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesinde bir ülkenin büyük şehirlerine Allah Teala bunları gönderiyor. Senin Rabbin ülkelere bakın. Senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir resul göndermedikçe helak edici olmadı. Öyleyse Allah Teala resulleri ülkelere gönderiyor, kavimlere. Her kavmin bir resulü var. Ama
her kasabada Resul var mı? Yok. Ondan sonra ne var? Veli mürşitler var. Allah-u Teala vekil mürşitler var diyor. Nitekim Resul göndermesem azap etmem. Bu her devirde kesinlikle devrin imamı. Çünkü devrin imamının başımızın üzerinde yer almasıyla ondan sonraki yapılan yanlışların onun tarafından nefsin azaplandırılması söz konusu. Veli mürşitlere baktığımız zaman hidayete vesile olmak açısından veli mürşitler vekil mürşitlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ve birçok ayet-i kerimede en ufak kasabaya bile ben nezir göndermesem azap etmem. Neden nezir? Çünkü ister veli mürşit olsun, ister vekil mürşit olsun, ister veli resul olsun, ister başkası olsun. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz sizi uyarıyoruz, gideneceğiniz yer cehennem. Öyleyse Allah-u Teala'nın asaleten devrin imamı, vekaleten devrin imamı, veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler ve daha alt seviyedeki olanların hepsi, ama hepsi birer nezirdir. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir diye uyarıyorlar. Ama ondan sonra üst noktalardaki vazifeleri farklılaşıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Allah-u Teala ümmiler ve kendilerine kitap verilenler ifadelerini kimler için kullanıyor? Ümmiler ve kendilerine kitap verilenler ifadesini ümmiler kesinlikle ayetleri bilmeyen, ayetlerden gafil olanlar. Ve kitap verilenler, onlar da kitabı bilmeyenler. Nitekim Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde minhumul ümmüne, onlar ümmidirler. La ya'lemunel kitabe, kitabı bilmezler. İlla emaniye, onlar emaniye bilirler. Öyleyse ümmiler ayetlerden gafil olanlar. Diğer bir grup ümmilerden sonra kitap ehli. Kitap ehli de kitap verilmesine rağmen, ama bu insanlar kitabı bilmiyorlar, emaniyeyi biliyorlar. Ümmiler kitabı bilmeyenler, ama kitabı kendilerine verilenler de emaniyeyi bilenler olarak zikredilebilir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, tarikat ehli olmak ile mutluluk arasındaki ilişki nedir? Tarikat ehli olmakla mutluluk arasında %100 bir paralel ilişki var. Çünkü mutluluk, nefsimizin manevi kalbinde bizi mutsuz kılan afetlerin azalması ve yerine faziletlerin yerleşmesidir. Bu da tarikatla, kişi mürşidine tabi olduğu zaman, tarikat üzere olduğu zaman ancak nefs eskesi başlar. Dolayısıyla mutlulukla tarikat ehli olmak arasında %100 paralel bir ilişki var. Mutlu olmak isteyenler mutlaka Allah'ın kendileri için hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olmak suretiyle tarikata girmeliler. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, her devirde bir kısım insanlar tarikat üzere olurlar. Bir kısım insanlar da olmalılar. Allah'ın bu konuda bir zorlaması var mıdır? Bu konuda bir zorlaması yok. Örneğin kitap ehlinden olsa dahi iki grup olduğunu buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran Suresi'nin 75. ayet-i kerimesinde kitap ehlinin de iki grup olduğunu ifade ediyor. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِنْ تَمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهُ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَمَنْهُ بِدِنَارٍ لَا يُؤَدِّهُ اِلَيْكَ. Yani kitap ehlinden öyle kimseler var ki ona kantar kantar altın emanet etsen onu sana iade eder. Yine onlardan öyle kimseler var ki eğer ona bir dinar emanet versen başında devamlı dikmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol sorumluluk yoktur demelerindendir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Yani kitap ehlinde iki grup olduğunu söylüyor. Bir, emanetlerine riayet edenler. İki, emanetlerine riayet etmeyenler. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, ehli tarik olmayanların özellikleri nelerdir?
Ehli tarik olmayanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kesinlikle onlar Furkanların sahibi olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah-u Teala göğüslerinden kalpten nur yolunu açmak yerine tam tersi o yolu daraltır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen, tarikat üzere olmayanlar, onlar kesinlikle kalbi kasiyet bağlayanlardır. Şeytan kalbi kasiyet bağlayanlara tesir ediyor. Ondan sonra kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar kalbi kasiyet bağlamakla kalmıyor. Bu sefer kalbi hasta olanların sınıfına giriyor. Bunlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar grubu içerisinde yer alıyor. Örneğin Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا مَعِيدًا. Bunlar kafirdirler ama bu kafirler aynı zamanda kalbi kasiyet bağlayanlardır. Onlar kalbi hasta olanlardır. Onlar insanları Allah'ın yolundan saptırıyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَزَلَمُوا. Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. لَمْ يَكُنُوا لَا وَلْيَفِرْ لَهُمْ. Allah onları, yani kalbi hasta olan bu zalimleri mağfiret etmez. وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ. Onları tarik-i müstakim ulaştırmaz. اِلَى tarik-i cehenneme. Onlar kesinlikle tarik-i cehenneme ulaştırılıyorlar. O zaman anlıyoruz ki kurtuluş sadece Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Allah'a ulaşmayı kişi dilemeyince zaten kalbi kapalı olan bu kişinin üzerine delalet hak oluyor. Delalet hak olan insan yerinde durmuyor. Bu sefer başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyor ve bu sefer de üzerine delalet hak olanlar ötesine de geçermek suretiyle zalimlerden oluyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, tarikat ehli olmasına rağmen kalbinde mürşidine karşı şüphe olan kişi ne yapmalıdır? Kesinlikle imanla şüphe bir olamaz. Tarikat üzere olmasına rağmen şeytanın verdiği vesvese değilse, mürşidine karşı şüphe diyorsa o yolda değil zaten. Kesinlikle yolda değil. Nitekim Allah-u Teala gerçek müminleri şöyle tarif ediyor. Hücurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde اَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا. Gerçek müminler, müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler, sonra da şüpheye düşmediler. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler, işte onlar sadıklardır. Yani şüphe varsa kesinlikle tabiyet yoktur. Şüphe varsa tabiyet yoktur. Tabiyet varsa şüphe yoktur. O zaman tabi olanlar ancak mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerdir. İşte onlar sadıklardır. Şimdi kişi diyor ki ben tabi oldum ama ne yapamam, zikrimi yapamıyorum. Kişi ben tabi oldum ama şu. Belli ki şüphesi var. Dolayısıyla şüphe olduğu süre içerisinde Allah'tan yardım alamaz. Yardım almayınca Allah ona o vasıta emirleri sevdirmez ve o kişi de bunu yapamaz. Ama ancak Allah Teala'nın vasıta emirleri ona sevdirmesi şeksiz şüphesiz mürşidine sağlam bir imanla bağlanmasına bağlı. Şüphe varsa kalbinde şu mürşide karşı o kesinlikle tabiyetini gerçekleştiren birisi değildir ve tabiyetini gerçekleştirmediği için vasıta emirler çok zor gelir, angarya gelir, onları yapmak istemez şeytanın da dış tesiriyle. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, tarikat ehli olanlar hakkında asılsız sözler söyleyenler Allah'a düşman olanlar mıdır? Elbette. Nitekim Nebire Sultan'a Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın velileridir. Allah'ın velilerine dost olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın velilerine düşman olanlar Allah'ın düşmanıdır. Nitekim Nebire Sultan'a Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. O zaman Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın velileridir, dostlarıdır. Allah Teala velilere tabi olmamızı istiyor mu? Evet. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşman etmiştir. Onlara dost edinen Allah'a dosttur. O velileri dost edinen kimdir? Ona tabi olanlar. Belki öyle ifade etmek lazım. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır.
Onları dost edinen Allah'ın dost edilmiştir. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Muhterem Hocam, uygun görseniz izleyicilerimizden gelen sorular. İnşallah. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytana senin çocuğun var mı diye soruyor. Şeytan var diyor. Kaç çocuğun var dediğinde 72 tane diyor. Bu hadisi açıklar mısınız? 72 tane. 72 tane, yani 72 tane insan şeytan. Çünkü Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Setefriku min ümmeti selase ve sebine fırkaten küllâ finnâri ile vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Bir tanesi hariç. Eğer Allah Resulü şeytana senin çocuğun var mı? Var demiş ve kaç tanedir demişse, 72 tane demişse, o zaman sırat-ı müstakimden ayıran, belki fek diyeceğiz. Fek yani tamamen şeytanın üzerinde bulunduğu, insanları Allah'tan başkasına davet edenler. 72 tane insan şeytan var. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadiste bir yere bir çizgi çiziyor. Ve bu dost doğru sırat-ı müstakimdir buyuruyor. İbn-i Mesud Rüya. Hazreti Peygamber bir gün yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur dedi. Demek ki 73. fırkanın üzerinde bulunduğu sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. O zaman sırat-ı müstakimin dışındaki sağında solunda tam 72 tane yol var. Tekrar ediyorum, İbn-i Mesud'den nakledilen bir hadis-i şerifte. Hazreti Peygamber bir gün yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur diyor. Allah'ın yolu sırat-ı müstakim. Yani 73. fırkayı Naciye'nin üzerinde bulunduğu yol. Bir grup kurtuluşludur. Kimler, adı ne? Fırkayı Naciye. Özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Yani Allah'ın yolunda olanlar. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Öyleyse gerçek Allah'a ulaştıran yolun dışındaki sağında solunda şeytanın çocuklarının üzerinde bulunduğu 72 tane yanlışa davet edenler var. Allah'a davet edenin dışındaki davetlerin hepsi yanlışa davettir. İster cennete davet etsin, ister dünyaya davet etsin, ister başka yere davet etsin. Davet Allah'adır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a daveti söylüyor. İşte Yunus 25, Vallahu yed'u ila dâri selam. İşte Yusuf 108, ben ve Tanrı bana tabir olanlar Allah'a görerek davet ediyoruz. İşte İsrail 3, işte Nahl 125, hikmetle Allah'ın yoluna davet ediyoruz. Hac 67, Rabbine davet ediyoruz. Kasas 87, Rab'be davet. Fusilat 33, davet, davet, davet. Hepsi Allah'ın zatına davet. İşte bu Allah'a davet edenler, davet edicilerle davet edilenler aynı sırat-ı müstakimde buluşanlardır. Ama senin çocukların var mı? Var diyor. Kaç tane? 72 tane. O zaman Peygamber Efendimiz'in o yere çizdiği çizginin sağında solunda şeytanın çocukların üzerinde bulunduğu yanlışa davet eden tam 72 tane yol var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Almanya Frankfurt'tan Himmet Bey. Muhterem Hocam, geçen pazar Didim'de bir sohbet esnasında bir beyefendi Adem Aleyhisselam'dan önce insanların var olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de de yazdığını ve bazı delillerin bunu ispatladığını söyledi. Biz de sizlerden duyduğumuza göre ilk insan Adem Aleyhisselam olduğunu biliyoruz. Bize aydınlatır mısınız? Evet, gerçekten hakikatlerin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Hangi sual sorulursa olsun gerçek cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Doğruyu batıldan ayıran yegane Furkan, mucize-i baki Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'dan önce de bazı kişilerin olduğunu kesinlikle böyle bir ayete bugüne kadar rastlamadık. Tam tersi, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kainatı 6 günde yarattı.
Birinci günde zahiri alem, hemen ekrana getirelim. Birinci günde zahiri alemi yarattı. İkinci günde karşı zahiri alemi yarattı. Zahiri alem karşı zahiri alemi iki günde. Üçüncü günde gayb alemini yarattı. Dördüncü günde karşı gayb alemini, gayb alemi karşı gayb alemini birlikte dört gün. Beşinci gün emr alemini, altıncı gün karşı emr alemini yarattı. Altı günde kainatın yaratıldığını buyuruyor kesinlikle. Ve altı günde kainatı yaratan Rabbimiz meleklere diyor ki, ben yeryüzünde, zahiri alemde bir halife kılacağım diyor. Ve bu halife Adem Aleyhisselam. Öyleyse Adem'den önce başka bir varlığın olduğuna dair bir işaret yok. Adem'den önce hayvanlar vardı yeryüzünde. Nitekim Adem'i yaratmadan evvel Nur suresinin 25. ayet-i kerimesinde tek bir noktadan başlayan patlamayla arkasından hidrojen ve oksijen atomlarının birleşmesiyle su ve suda başlayan canlı bir hayat. Nur 25 değil, Nur 45. Nur 45'te tek bir noktadan başlayan canlı bir hayat ve tek hücreli bir amip, birçok canlı hücrenin yaratılması, sürüngenler, iki ayaklar ve dört ayaklar olmak üzere. Belki sürüngenler, dört ayaklar ve iki ayaklar olmak üzere üç grup hayvanın yaratıldığını ifade ediyor. Ama Allah-u Teala insanı yeryüzünde değil, indi ilahi de kendi katında yarattı ve yeryüzüne indirdi. Dolayısıyla ilk insan Adem babamızdır. Allah-u Teala'nın Adem babamızdan önce de ben yarattım dediğine dair tek bir ayet yok. Bunlar hep insanların kafalarındaki fantaziler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler düşünceleri sınırsızdır. Her şeyi söyleyebilirler. Ama tabii ki o söylediklerini ayetlerle ispat etmek durumdalar. Ben diyorum ki bakın Allah-u Teala biz insanlardan evvel melekleri yaratmış. Tamam emr aleminde. Biz insanlardan evvel cinleri yaratmış. Gayb aleminde. Ve meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve halife olarak ilk insan olan Adem babamızı yaratıyor. İşte Nisa suresinin 1. ayet-i kerimesi de bu. Bunu ifade ediyor Nisa 1. Nisa 1'de ne diyor Allah-u Teala? Ya eyyühennâsu. Ey insanlar. İttakkum. Takva sahibi. Rabbikum ellezî halakakum min nefsin vahidettin. O Allah ki Rabbiniz ki sizi bir tek nefisten yarattı. Yani Adem Aleyhisselam'dan. Ve halaka minha zevceha. Ve eşini Havva annemizi de ondan yarattı. Ve besse minhuma ricalen kesiren ve nisaen. Yani onlardan birçok erkekler ve çok kadınlar kıldı. Demek ki ilk insan Adem babamız tek, vahideten. Ve halaka minha zevceha. Onun eşini Havva annemiz de ondan yaratmış. Ondan sonra ikisinden birçok erkekler ve kadınlar yaratmış. Ayet-i kerime bu kadar açıkken ve buna dair hiçbir ayet-i kerime yokken birisinin üfürmesi kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe, bidattan başka bir şey değil. İlk insan Adem babamızdır. Ve Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede Araf 172'de hepinizi Adem'in zarında yarattım. Bakın. وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ İlk insanın Adem olduğunu ifade ediyor Adem Aleyhisselam. Ve diğer insanların da Beni Adem, onun zürriyeti olduğunu söylüyor. اِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُرُمْ زُرْيَتُهُمْ Yani bakın zürriyeti ilk insan Adem babamız ve ondan sonraki zürriyetleri. E şimdi bu Zat-ı Muhterem böyle diyor, atıyor. Hangi ayete dayanıyor? Bize de bir söylesin, ilmimiz artsın yani. Hayır. İlk insan Adem babamız ve kıyamete kadar da yeryüzünde hayatı yaşayacak olan insanlar ondan türeyenlerdir. Cinlerin de atası candır. Ondan türeyenler olacak ve cinler ve insanlar zahiri karşı zahiri alim, gayb alemi karşı gayb alemde yaşayacaklardır. Serbest idare sahibi bu varlıklar yaptıklarından dolayı bu dünyada hesap verecekler dünyada yaptıklarına karşı. Yaptıkları pozitifse felaha ulaşmak standardı içindeyse cennet, yaptıkları negatif yani diğerlerinden daha fazla ise cehennem. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. İstanbul'dan Efkan Mehmetov. Muhterem Hocam, dergahta kardeşlerimizle beraber sizi izliyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Sorun, Bakara suresi 11 ve 12 ayete göre fesat çıkaranların kendilerini ıslah edici olarak tanımladığını
Araf suresi 127 ve Mümin 26'ya göre ıslah ediciler de fesatçı olarak gördüklerini söyleyebilir miyiz? Tabii. Zaten az evvel İbn-i Mesud'dan kaynaklanan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yere bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur dedi. Ondan sonra o çizginin sağına soluna başka çizgiler çizdi. Bu da başka yollardır, diğer yollardır. Her biri üzerinde, bu diğer yolların her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Yani bu davet edicilerin hepsi nedir? Fesat çıkaranlardır. Nitekim kardeşimizin ifade ettiği Bakara 10, 11, 12'ye bakalım inşallah. Fî kulûbün meradun. İşte bunlar yanlışa davet ediyor. Kalbi hasta olanlar yanlışa davet ediyorlar. Fezâdehumullâhu merad. Allah hastalıklarını artmış. Ve lehum azâbun elîmin bîmâ kânû yeksibûn. Yalanlamalarından ötürü kesinlikle onlar için elim bir azap var. Niye yalanlamalarından ötürü? Neyi yalanlamışlar? Gerçek müşrikleri yalanlamışlar. Ve izâ kîle lehum lâ tefsidû fil ardî. Onlara yeryüzüne fesat çıkartmayın denliğinde قَالُوا اَنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Biz ıslah edicileriz. Yani kesinlikle biz Allah'a davet edicileriz, bir mürşidiz vesaire vesaire. Şimdi 12'ye gelelim. أَلَا اَنَّهُمُ الْمُفْسُدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Onlar fesat çıkaranlardır, sakın farkında değiller. Öyleyse buradan fesat çıkaranlar kimler oluyor? Sırat-ı müstakim üzerinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsanla mürşidine tabi olan sırat-ı müstakimde olanlar, onlar ıslah ediciler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmayan ve din adına konuşanlar, onlar da fesat çıkaranlardır. İşte bu fesat çıkaranlar. Mesela Araf suresinin 128. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? 142'ye bakalım. Araf 142. Evet, bakın. Araf 142'de Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbi ile 40 günlük bir sözleşmede konuşmaya gidince yerine kardeşi Harun'u bıraktı. Ve Musa Aleyhisselam, bakın, "Kale Musa, ahlifni fi kavmi Harun'a." "Kale Musa li ahihi Harun'a." Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'a dedi ki "Ahlifni li fi kavmi." "Kavmimin içinde benim halefim, benim vekilim ol." "Ve aslih, istahid, la tettebi sebile müfsidin." İfsad edenlerin yoluna tabi olma. "La tettebi sebile müfsidin." Demek ki sırat-ı müstakim ıslah edenlerin yoludur. Salihlerin yoludur. Yani 73. Fırka-i Naciye'nin üzerinde bulunduğu yol salihlerin yoludur. Salihlerin yolu. Ama bu yolun dışında sağında ve solunda paralel duran şeytanın çocukların üzerinde bulunduğu yol da müfsitlerin yolu. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'u 40 günlük süre içerisinde kavmi içinde kendisine vekil bırakırken bir tembihte bulunuyor. La tettebi sebilel müfsidin. Sakın ifsad edenlerin yoluna tabi olmayın. Gerçekten sonradan ifsad edenin yoluna tabi oldular mı? Evet, Samiri denilen bir kişi onları fıska düşürdü. Ne dedi? Eğer o ayetleri çıkartırsak, Samiri diyor ki kesinlikle o ayrıldıkları yerden topladıkları altından hepsini bir tencerede kaynatıyor ve buzağı heykeli haline getiriyor. Ve diyor, o buzağı heykeli de artık şeytanın da tesiriyle böğürmeye başlıyor. Diyor ki işte bu Harun'un Rabbidir diyor. Ve böyle bir saçmalıkla onların çoğunu fıska düşürüyor. Yani ifsad edenlerin tuzağına düşüyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşinin çok uyarmasına rağmen fıska düşüyor. Nitekim kardeşine, Harun'a çok kızıyor. Niye böyle yaptın falan şu bu. Ben diyor söylememe rağmen benim sözümü dinlemediler. Öyleyse her devirde kesinlikle fesat çıkaranlar var. Her devirde ıslah ediciler var. İslah ediciler Allah'a ulaşmayı dileyen, haccet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar.
mürşide itaat etmeyen bir insan ağzıyla kuş tutsa kesinlikle o fesat çıkaran birisidir. Tabii fesat çıkaranların da belli bir ömrü var. İlelebet iblisin de aynı şekilde Allah müsaade vermiş, fesadını yapmaya çalışıyor ama sonuçta bütün bu yaptığı fesadın hesabını mutlaka Allah Teala'ya verecek cehennemde yanarak. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bursa'dan Cemal Bey bize bir görüntüsü var ulaştırmış. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cevdet Hocam, sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadenizle bir sorum olacaktı, arz edeyim inşallah. İnşallah. Zümer suresi 54. ayeti açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cemal kardeşim, seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden ve de şahsında bütün Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyorum inşallah. Zümer suresinin 54. ayet kelimesi çok manidar. وَاَنِيبُوا لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ يَتِكُمْ الْعَذَابِ سُمَا لَا تُنْسَرُونَ. Rabbinize yönelin, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin, size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Yoksa yardım olmazsınız. Şimdi size azap gelmeden önce ona teslim olun. Gerçekten İsra 15'e baktığımız zaman وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَى رَسُولَ. Resul göndermesem azap etmem. Şimdi Allah-u Teala Resulleri gönderiyor. Resulleri gönderiyor ama o kişi Resulü yalanlarsa o zaman Resulü yalanlayanların üzerine azap sözü hak oluyor. Evet. Resulü Allah-u Teala göndermese azap etmiyor. Fakat Resulü gönderiyor. Resul müjdeleyici ve erici olarak ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz kesinlikle bu sizin için bir uyarıdır cehennem azabı. Dilerseniz bu sizin için bir müjdedir. Mutlaka onları uyarıyorlar. İşte Allah-u Teala da Zümer 54'te Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın size gönderdiği Resul'e teslim olun. İkinci safhada teslim olun. Azap gelmeden evvel. Eğer Resul'e teslim olmazlarsa, Resul'ü yalanlarlarsa o zaman azap onların üzerine hak oluyor. Mutlaka azabı göreceklerdir. Nitekim Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde de aynı ifadeyi kullanıyor Allah-u Teala. Biz Resullerimizi peş peşe gönderiyoruz. Bakın ne diyor Allah? Sümme ersenna Resulüne tetra. Kullama ca ümmetin Resulü'ne, hangi ümmetin kavmin Resulü geldiyse kezebuhu. O kavim onu yalanlardı. Fe'tbâne ba'dim ala ba'd. Biz onları birbirine kattık. Ve ce'alnahum ahadis. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُمِنُونَ. Yani Allah'ın rahmetinden iman etmeyen kavim Allah rahmetinden uzak olsun. Dolayısıyla onlar azabı hak ediyorlar. Yani kişi Resul geliyor kendisine tebliğ yapıyor ama Resulü yalanlarsa o zaman azap sözü hak oluyor. İşte Allah-u Teala bizi uyarıyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın size vazifeli kıldığı Resul'e teslim olun, itaat edin, tövbe edin, tabi olun, azap gelmeden evvel. Azap gelirse ondan sonra yardım, Allah'ın yardımını alamazsınız. Yani azap gelmeden evvel Allah'ın yardımını alın. Azap gelmeden evvel Allah'ın yardımı tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, ruhun Allah'a ulaşması ile fena fillah arasında nasıl bir ilişki vardır? Ruhun Allah'a ulaşması ile fena fillah arasında %100 bir ilişki var. Fena fillah, ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın zatında yok olmasıdır zaten. Dolayısıyla ikisinin arasında paralel bir ilişki var. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, yok oluyor, fena fillah oluyor ve böylece o kişi Allah'ın velisi oluyor. Bir paralel ilişki var. Allah razı olsun. Allah sonsuz razı olsun. İkinci sualim Muhterem Hocam, ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisinde, fena fillah kişinin kendi gayretiyle mi gerçekleşiyor diyebilir miyiz? Hayır. Ruhun Allah'a ulaşması da Allah'ın garantisi. Zaten ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, fena fillah olması. Allah'ın zatında yok olması olayıdır. Daha sonraki kademeler beka billah'tır. Onlar kişinin gayretinin gereğidir. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşması, fena fillah olması Allah'ın garantisindedir. Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalanını kesinlikle Allah gerçekleştirecek. Allah-u Teala
Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Zalikel yevmul hak femen şa'a takıza ila rabbihi ma'aba. İşte bugün hak günüdür, mürşide tabi olduğu gün. Mürşidin elinin hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yolu isade eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah'ın zatı ma'ab, sığınak, melce olur. Yani Allah'ın zatında kişi ifna oluyor, fena fillah oluyor. Daha sonra fena fillah olma olayı Allah'ın garantisinde bekabillah kişinin gayretiyle tahakkuk ediyor. Bekabillah ve seyru maallah, seyru fillah. Yani bekabillah da kesinlikle kişinin gayreti, maallah da kişinin gayreti, seyru fillah da kişinin gayreti ile bu olay tahakkuk ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Mine Hanım. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde insanların, bidatçilerin görüşünü benimseyip farkında olmadan şirk koştukları bir zaman gelecektir buyuruyor. Bunu açıklar mısınız? İşte bu dönemi yaşıyoruz. Tekrar yavaş yavaş söyle inşallah. İnşallah. İnsanların, bidatçilerin görüşlerini benimseyip... Evet. Şimdi bidatçilerin görüşlerini benimseyip, bu bidatçiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kursaklarından Kur'an geçmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kursaklarından Kur'an geçmeyenler o zaman ne yapacaklardır? Kendi zanlarına tabi olacaklardır. Kendi zanları bidatleri oluşturuyor. O zaman bidatçilerin görüşünü benimsemek suretiyle bir din hayatı yaşayacaklar ve bu da kesinlikle onların şirkte olmasını sağlıyor. Evet, doğru. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, zulmani tesirde olan bir kişi Allah'ın ikramlarını yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Tamamen Allah Teala'nın dizaynı şeklinde gerçekleşir. Çünkü fe'lema fucura ve takva, o nefse ona fucuru ve takva ilham edene. Dolayısıyla şeytanın dış tesiriyle fucur ilhamları da o kişi alabilir ama takva ilhamlarını da alabilir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz, şeytan şüphe tesirinde vesvese verebilir mi? Tabii. Eğer kişi kesinlikle bir talebi şüphe, mürşidine karşı şüphe eden bir talebi yoksa ve devamlı o noktada rahatsızsa, o zaman belli ki şeytanın verdiği bir vesvesedir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bursa'dan Halis Ayhan bize bir görüntülü sual ulaştı. İnşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, izninizle sualimi arz etmek istiyorum. Mücadele suresi 22. ayeti kerime ile Enfal suresi 4. ayeti kerime arasındaki illiyet rabıtasını açıklar mısınız inşallah? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Bursalı kardeşlerimiz, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suallerinize bize destek verdiğiniz için Allah'ın huzurunda hepinize teşekkür ediyorum. Mücadele 22 ile Enfal 4. Mücadele 22'de ikinci safhayı anlatıyor. Kişinin kalbine imanın yazılması, Allah'ın katından bir ruhla desteklenmesi ve ikinci kat cennete girmesi, özellikleriyle Hüzbullah olması. Şimdi Enfal 4'e bakalım. Ulaikel müminun hakka lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiretin ve rızkun kerim. Şimdi Enfal 2'de, Enfal 2, 3 ve 4'ü birlikte okuyalım inşallah. 2 ayet öncesinden. 2, 3 ve 4. Ennemel müminellezine izâ zükürallâhu ve cennet kulubuhum. Müminler o kimselerdir ki zikredildiği zaman kalpleri titrer. İzâ tülyet aleyhim âyâtuna zâdetum imânen. Ayetler tilavet edildiği zaman imanları artar. Ve alâ rabbime tevekkelin, onlar Rablerine tevekkül ederler. Bu ikinci safhayı anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُقْمُنَ السَّلَاةَ ikinci safha, اُمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ yine ikinci safhayı anlatıyor. İşte bu ikinci safhada olanlar اُلَٰكَ هَمُ الْمُؤْمِنُ الْحَقَّ işte bunlar hak müminlerdir. Kalplerine iman yazılanlar, yedi nimetin sahipleri olan müminleri tarif ediyor. اُلَٰكَ مُؤْمِنُ الْحَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ bu yedi nimeti Allah'tan alanların Allah katında dereceleri var, mağfiret var onlar için ve rızkun kerim var. Kerim bir rızık var inşallah onlar için. Kerim rızık
kişinin infak ettiği rızıktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Fatma Hanım'ın suali. Muhterem Hocam 5 yıldır tabiyim ama son yıllarda hiçbir işim rast gitmiyor. Önüm kapalı, nasibim kapalı gibi hissediyorum. Üniversiteler bitirdim ama hangi iş kapısını çalsam bütün kapılar yüzüme kapanıyor. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Sevgili kardeşim, yani bu şekildeki bir hükme ulaşmam ben doğru bulmuyorum. Çok basit, üniversite bitirmişsin. Yani mürşide tabiyet, devamlı problemlerimizi, sıkıntılarımızı mürşide paylaşmak suretiyle çözümlere ulaşmayı gerektiriyor. Tasavvufun, tasavvufi hayatın ana gayesi budur. Şimdi tabii bugün senin sorunu aldık. Eğer daha evvel de Efendimiz'e arz etmişsen, benim sana tavsiyem Efendimiz'in verdiği emirler istikametinde hareket etmelisin. Ama değilsen, benim sana tavsiyem, bugüne kadar geçirdiğin sıkıntı neyse sual haline getir, biz Efendimiz'e arz edelim ve çözümleri Allah ve Resulünden isteyelim. Elbette hepimiz aciziz, hepimiz ihtiyaç içindeyiz. Sen de böylesin. Dolayısıyla bu şekilde kendi kendine bir takım kapıların açılmaması noktasında yese düşerek Allah bana bakmıyor, hiçbir işim rast gitmiyor demek yerine ben doğru bulmuyorum. Tam tersi, yapman gereken şey ne? Bunu sual haline getir. MHP'deki kardeşlerimize ulaştır. Biz senin adına Efendimiz'e arz edelim ve hangi istikametin çözüm istiyorsan o istikametinde Efendimiz'in hayır duasını almak suretiyle birlikte hedefimize ulaşalım inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Hamit Hasan Çebi. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah-u Teala bu ümmet için her 100 senenin başında onların dinlerini yenileyecek, temizleyecek bir kimse gönderir. Bu hadisi açıklar mısınız? Evet, her 100 asırda gönderdiği müceddit devrin imamlarını ifade ediyor. İşte şu anda vekaletin devrin imamı Mehdi Resul Mehdi Aleyhisselam, Muhterem Efendimiz Allah tarafından hidayete erdirmekle vazifeli kılmıştır. Ve hidayetin kaybolduğu bir dinimde tekrar Kur'an'daki 7 safa hidayetin yaşanmasıyla o vazifelidir. Bu gerçekleşecektir. Hidayet asrı bütün insanlara mübarek olsun, mutlaka gerçekleşecek. Kur'an öğretisini en üst seviyede tasarrufta olan Muhterem Efendimiz bize öğretiyor. Biz de öğrendiklerimizi şu anda siz kardeşlerimize paylaşıyoruz. Ama her 100 asırda onların dinini yenilecek, onları temize çıkartacak olan bir müceddidin gönderilmesi vekaletin devrin imamına işarettir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Gaziantep'ten Muharrem Yılmaz. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden, ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Ahzab 40'ta Hazreti Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinizin babası olmamıştır. Buradaki manayı açıklar mısınız? Allah razı olsun. Erkeklerinizden hiçbirisinin babası olmamıştır. Yani zürriyet kan bağı ile devam ediyor. Ama belki Ahzab suresinin 4. ayet-i kerimesine de 4 veya 5, 5'e bakabiliriz. Ahzab 4 veya 5'e bakalım. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namiyle çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oğlu Zeyd vardı. Ve yani oğulluk edinmişti. Ama aslında Peygamber Efendimiz'in gerçek oğlu değildi. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namiyle çağırın. Neyse İbni Zeyd, belki de oğul edindiği kişinin ismi babasının ismiyle çağırın diyor. Allah-u Teala emrediyor. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer onları babalarını bilmiyorsanız o zaman onlar dinde sizin kardeşlerinizdir. Ya kan kardeşi veya din kardeşi işte buradan geliyor. Ve dostlarınızdır. Hatta ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için bir günah yoktur. Tabi Peygamber Efendimiz'in oğluğu için ne dediler onu bilmiyorum ama belki ona atıfta bulunuyor. Fakat kalplerinizin taammüden kasten yaptırdığı şeylerde günah vardır. Allah gafur rahimdir, sevaba çevirendir. Şimdi ayet-i kerime bunu söylüyor. Ayet-i kerime 6'ya bakalım, Ahzab 6'da bakalım ne var.
Asabatı'da bakın Nebi peygamber müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Onun Nebi'nin zevceleri onların anneleridir. Rahim sahipleri, akrabalar onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındırlar. Yani müminler ve muhacirlerin birbirine yakınlığıyla kan bağı ile bağlı olan insanların birbirine yakınlığını mukayese ediyor. Kan bağı ile bağlı olan insanlar daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır buyuruyor. Dolayısıyla bu açıdan Peygamber Efendimiz'in içinizden hiçbir erkeğin babası olmamıştır. Yani normal olarak oğlu Zeyd'in babası değil, sadece Peygamber Efendimiz onu evlatlık olarak almıştır manasında söyleniyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bize ulaşan çok sayıda dua talebi var, sevgi, selam mesajları var ve bugün de geldik programın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz inşallah. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ekranlar başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı geceler değerli izleyenler.